Etin kralı budur. Kesinlikle haksız rekabet var yani. Biz de ucuz et satmak isteriz ama satamıyoruz. O yüzden isten ve haklı kasaplar. Et kavgası çıktı. Kasaplar haksız rekabet var deyip rekabet kurumuna başvurdu. Getirilen ucuz eti satmak istediklerini söylediler. Satmak isteyen satabilmeli. Ucuz et almak isteyen tercih etmeli. Ama tabii biz de ucuz et satmak istiyoruz. Rekabet kurumu inceledi. Ucuz etin piyasada hakim bir rolünün olmadığına karar verdi ve piyasadaki etlerin yalnızca %3'ünün ucuz etlerden oluştuğunu açıkladı. Rekabet kurumuysa kasapların talebini geri çevirdi. Artarsa ne olacak? Zaten hepimiz dükkanları kapatırız herhalde. Daha da çoğalırsa ne olur? İyi olur, kapatır gideriz. Etkilemedi desek yalan olur. Denemek için de gidip alanlar var. 1-2 lira fiyat indiren kasaplar bir hayli tepkili. Cadde üzerinde o zincir marketler var mı? Var. Tabii 5-6 tane var. Var. İlle ki bize de zararı oluyor tabii ki. Olmaz diye bir şey yok yani. Ne kadar düştü satışlar? %50-60 civarlarında. En büyük rekabet de market zincirlerinin hemen yakınındaki kasaplarda geçiyor. Çünkü yan yana olan dükkanlarda fiyat farkı uçurum gibi. Örneğin kasapta kıymanın kilosu 48 lirayken hemen yan dükkanda markette 29 liradan satılıyor. Alım imkanı olmayanlar için mecbur gidip 18 liralık kıymayı alacak. Ne yesin adam? Ucuz yemek isteriz. Tüketici yerli eti ucuza almak için kasapla pazarlık yapıyor. Kuş başı ne kadar? Bizde 50 lira, orada 32 lira. Şu kapıdan çıksanız, o kapıya girseniz aradaki fark bu. Evet yani. Sizin kasabınızda ucuza satsa nasıl olur? Zannetmiyorum, satmaz herhalde. Biz düşük almamız lazım ki onu düşük fiyata verebilelim.